Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu sani min kurratil ayn. Bugün kurratul ayn, yani hataben şerhi olan kurratul ayn'ın ikinci dersini okuyoruz. Bildiniz değil mi? Kurratul ayn, dün de söyledik. Verakatının neydi? Şerhidir. Ha. Nasıl İmam-ül Haremeyn verakat üzerine şerh yazmış ise Hattab da ne etmiş? Bir şerh yazmış. Hattabi değil mi? Hattab'dır ya, yok bildiğim kadarıyla. Var. Var mı? Varsa da siz de Hattabi değil. Dünkü derste Hattab diye geçmiş dedim. Ben de Hattab. Eşi bir Hattab diyorum da onu Hattabi diye meşhur. Yazsın. Belki olabilir. Bunun buralarda yok. Bismillahirrahmanirrahim. Günlere kadar okumuştuk. Elhamdülillah. Oraya, mukaddimetul muellif. Oraya gelmiştik. Değil mi? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd Allah'ın, alemlerin Rabbisi olan Allah'a olsun. Biz bunların tefsilatına girmiyoruz. Bütün kitaplarda bunları hep anlatıyoruz, konuşuyoruz. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin. Salat selam Efendimiz Hazreti Muhammed üzerine olsun. Ve alihi ve sahbihi ecmain. Onun âli ve sahbi üzerine de olsun. Ve ba'du. Fe inne kitâbel verakat. Verakat kitabı. Kitabın verakata idafesi beyaniyedir. Yani o kitap ki verakatın kendisidir. İsmi nedir? Verakattır. Verakat hal hazır bir kitabın, metnin ismidir. Ama aslında verakat, verakatunun cemidir. Elif ta ile ne olmuş? Cem olmuş. Yapraklar demek. Kendi metnine, kitabına İmam-ül Haremeyn verakat demiş. Hedmu nefs için. Yani kitap dememiş, birkaç yaprak demek. Hatta verakatun nekiredir. Oradaki tenvin de taklil kılleti ifade etmek içindir. Fe inne kitabel verakat, verakat kitabı. O da fi ilmi usulil fıkhi. Usulul fıkh ilmiyle ilgilidir. Hani fıkh var, usulul fıkh var. Şu an bizim okuduğumuz ilim nedir İdris? Usulul fıkh. Neden bahsediyor? Tarifi nedir? İleride gelir. Fe inne kitabel verakat fi usulil fi ilmi usulil fıkh li şeyhi, kimin içindir? Yani kesirul ilim olan zat için. El imami, o ki imamdır. İmam ismul meser mana muhteda bihi. O ki nedir Muhammed? Muhteda bihidir. Yani diğer alimler usul fıkıda ona iktida ediyorlar. El-allameti, o ki allamedir, ilmi çoktur. Allam sıvesin içindir, mübalığa içindir. Ta ziyade mübalığa içindir. O zaman biri fazla kalmıyor. Allam çok alim. Ta gelince o mübalağayı tehdit ediyor. Veya deriz ki biri hani ilimler akli var, nakli var. Biri akli ilimlerin mübalağası içindir. Diğeri de nakli ilimlerin mübalağası içindir. Yine ne olmaz? Tekrar olmaz. Sahibi tesanifil mufideti. Çok faydalı
tesniflerin sahibidir. Sahibi tesanifil mufideti. Faydalı tesniflerin sahibidir. Yani çok faydalı kitapları tesnif etmiş, yazmış. Ebil Meali, o Şeyhul İmamul Allame'nin künyesi Ebil Meali'dir. Yüksek makamların babası. Abdülmelik ismidir. İmamil Haremeyn, iki haremin imamı, Mekke ve Medine'nin imamı demektir. Fe inne kitabel verekati, kitabe innenin ismidir, verekat mudafu ileyhidir. İnnenin haberi nedir? Kitabun, bu innenin haberidir. Verekat kitabı öyle bir kitap ki, segure hacmuhu. Hacmi, yani cismi küçük. Sade metni görsen küçücük bir metin. Ama ve kesure ilmuhu, ilmi çoktur. Dünyada üzerine çok haşi ve şerh yazılan kitaplardan biridir bu verakat. İmamul Haremen gibi bu verakat da bereketli bir kitaptır. Ve kesure ilmuhu, İlmi çoktur. Ve azme nef'uhu, nef'i de büyüktür. Ve zaharet bereketuhu, bereketi zahar olmuş, apaçık olmuş. Ve ba'du, fe inne kitabel verakati fi ilmi usulil fıkh, li şeyhil imamil allameti sahibi tesanifil mufideti, ebil meali abdilmelik imamil haremeyn, kitabun sagura hacmuhu, وَكَسُرَ عِلْمُهُ وَعَزُمَ نَفْعُهُ وَظَهَرَتْ بَرَكَتُهُ وَقَدْ شَرَحَهُ. Bu kitabı şerh etmiş cemaatun minel ulemai radiyallahu anhum, alimlerden bir cemaat bu kitabı şerh etmiş. Cemaatundaki tenvin kesret içindir. Yani وَقَدْ شَرَحَهُ جَمَاعَةٌ كَسِيرَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمْ. Bir sürü alimler bu verakati şerh yapmışlar. فَمِنْهُمْ, bunların bir kısmı, فَمِنْهُمْ, bu cemaattandır. مَنْ بَسَتَ الْكَلَامَ عَلَيْهِ, aleyhi kitap, bu kitap üzerine kelami besteden, kelami açandır. Yani bu alimlerin bir kısmı kelami çok bahsetmişler. Mesela Abbadi gibi, Cavi gibi, bunlar çok geniş şerhleri yazmışlar. Ve minhum, bu alimlerdendir. Men ihtesere zalike, kelami kısa tutan, öz yapanlar da vardır. Yani şerh yapanların bir kısmı kelamlarını, konuşmalarını, şerhlerini çok uzatmışlar. Bir kısımlarını, kelamlarını çok kısa tutmuşlar ve öz tutmuşlar. Mesela İmamul Mahalli'nin şerhi çok kısadır. Abbadi'ninki de çok nedir? İbnül Kasım'ın Abbadi'ninki de çok uzundur. وَقَدْ شَرَحَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. فَمِنْهُمْ مَنْ بَسَتَ الْكَلَامَ عَلَيْهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ اِخْتَسَرَ ذَٰلِكَ. Peki bunların arasında en iyi nedir? En iyi şerh. وَمِنْ اَحْسَنِ شُرُوحِهِ, bu kitabın şerhlerinin en ahsenindendir. Bakın, en ahsen demiyor. Ahsen birkaç tane var, onlardan biridir. Ne? شَرْحُ شَيْخِ شُيُوخِنَا, bizim şeyhlerimizin şeyhinin şerhi. İmamul Mahalli bizim şeyhlerimizin şeyhidir diyor. Şeyhlerimizin şeyhinin şerhi. O şuruhların en ahsenidir. O şeyhimiz kim? El-Allameti Kesirul İlim'dir. El-Mufid, çok faydalı olan bir nedir? Bir şeyhdir. El-Mufid, şeyhin sıfatı da yapabiliriz. El-Mufidu,
şerhunun sifetini de yapabiliriz. O şerhu şeyhi şuyuhinel alametike el mufidudur. Veyahut da o şeyhi şuyuhinel alametike el mufididir. Mufidi okursak, şeyhe sifet yaparsak daha iyi olur. Anladınız değil mi? O şeyhi şuyuh ne kimdir? Demin dedi ya İmam Mahalli, onu kastediyor. Celaleddin'dir. Lakabı nedir? Celaleddin. Cemül Cami üzerine şerhi var. Usul Cemül Cami üzerine şerhi var. Okutulan, meşhur olan. Bir de bu verakat üzerine olan şerhi var. Bu hani Celal'in tefsiri diyoruz ya. İki tefsirde, iki Celal'in, biri Celal-i Suyuti, biri bu. Bu vefat ettikten sonra Celal-i Suyuti, onun talebesi devam etmiş. Ebi Abdillah künyesidir. Muhammed bin Ahmed ismidir. Ahmed'in oğlu Muhammed. El-Mahalli, mahallidir. Mısır'da bir yerin ismidir. Eş-Şafi'yi, Şafii mezhebine nedir? Mensuptur. İmam Şafii'nin, İmam Suyuti'nin hocası dedi. İmam Suyuti 911'de vefat etmiş. Ama bu 864. Bak, yani ne dese İmam Suyuti onun böyle küçük talebelerindendir. Arayı epey, yani ikisinin vefatı arasında epey zaman var. وَمِنْ أَحْسَنِ شُرُوحِهِ شَرْحُ الشَّيْخِ شُيُوخِنَ الْعَلَّامَةِ الْمُفِيدِ جَلَالِ الدِّينِ اَبِي عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ اِبْنِ اَحْمَدِ الْمَحَلِّ الْشَافِعِيِّ. Hakikaten bu İmam Mahalli'nin şerhi o ahsen şerhlerden biri midir? Evet. فَاِنَّهُ كَسِيرُ الْفَوَائِدِ. Faydaları çoktur. Bol faydalıdır. وَالنُّكَتِ كَسِيرُ النُّكَتِ. Nüketleri nedir? Çoktur. İştagale bihi talebetu. Talebeler bununla meşhur olmuşlar. Ve entefa'u bihi. Bununla menfaat görmüşler. Bildiniz değil mi? Yani İmam Mahalli'nin verakat şerhi öyle bir kitap ki faydaları bol, içindeki nükteleri çok. Talebeler bu şerhle çok meşhur oluyorlar, çok okuyorlar. Hani sizin arkadaşlar sizden önce okudular. وَاَنْتَفَعُوا بِهِ. Ve o kitaptan fayda gördüler. Tamam, İmam Mahalli'nin şerhi var ise, bir de ahsen şerhlerden, şuruhlardan ise, fayda nüketleri çok ise, talebeler onu okuyorlar, faydalanıyorlar. Artık senin bu şerhine ne gerek var? Sen bu Kuratul Ayn'i niye yaptın? Ha diyor, onun bir kusuru var. İlla ennehu. O Şeyh-i Şuyuhnel Allame'nin şerhi, Mahallinin şerhi, li fertil icazi, fert mana şiddet, li şiddetil icazi, yani icazi çok şiddetli, kısa olduğu için, icaz ne demek? Galilul elfaz demek. Li şiddetil icazi, yani li fertil icazi, li şiddetil icazi, şiddetli icazından, kısa oluşundan dolayı garebe yakın oldu ki en yekune min cümletil elgazi. Hani logaziler var ya, birbirine soruyorlar, böyle kapalıdır, herkes çözemez, zeki olmayan çözemez. Bu şerh de o kadar kısa ki neredeyse elgazların, yani yakın oldu ki elgazlar, şimdiki tabiri bilmece. Neredeki bilmecelerin cümlesine giriyordu. O kadar kısa. Zaten bilmecelerin özü de ibareleri kısa, manaları tam anlaşılmıyor, herkes bilmiyor. Ha diyor, illa ennehu li fertil icazi, qareben yakuni min cümletil elgazi. Yani şiddetul icazından, ihtisarından dolayı yakın oldu ki elgazların, lugazların, bilmecelerin cümlesine girsin. O da o sınıf ve girsin. O zaman fela yuhtedali fevaidihi. Artık onun faydalarına ulaşılmıyor. Evet, nüketleri çok. Faydaları çok.
Ama kısa oluşundan dolayı neredeyse logazların cümlesine girerdi. Onun faydalarına artık ulaşılmıyordu. İlla bi ta'bin ve inayetin. Ta'ab ne demek murat? Ta'ab yormak. İnayet kast demek. Yani talebe kendini çok yormasa, çok arzu, istek, gayret ortaya koymadan faydalarına ne etmiyordu? Ulaşmıyordu. O kadar kısadı. Ha. Demek ki bu İmam-ı Mahne'nin şerhinin bir husunu vardı. Nedir? Çok kısadı. Talebeler faydalanamıyorlardı. Tam anlamıyorlardı. Onun için ben dedim bir şey yazayım. Biraz daha açık, tefsilatlı, idahli olsun. Ve min ahseni şuruhihi şerhü şeyhi şuyuhnel allametil mufid Celaleddin Ebi Abdillah Muhammed İbni Ahmedil Mahalli Eşafi'yi fe innev kesirul fevaidi ve nüketi iştegale bihi talebetu. Talebet nesgedir? Talibunun cemidir. Ve entefe'u bihi illa enev li fartil icazi qarebe en yekune min cümletil elgazi فَلَا يُحْتَدَ لِفَوَائِدِهِ اِلَّا بِتَعَبٍ وَعِنَايَتِينَ وَقَدْ دَعُفَ الْهِمَّمُ فِي هَذَا الزَّمَانِ O kendi zamanı diyor, hele hele bizim zaman daha da sıkıntılı. وَقَدْ دَعُفَ الْهِمَّمُ فِي هَذَا الزَّمَانِ Himem, himmetin cem'idir. Arzu, istek, gayret demek. Bu zamanda, benim zamanımdaki talebelerin himmemleri, himmetleri çok zayıf olmuş ve cılız kalmışlar. Ve kesuret fihil humumu ve lahzanu. Bu zamanda hemler, ahzan, hüzünler, hem hüzün atı tersi, hemler ve hüzünler çoğalmış. Bakın, ve kad da'ufel himmemu fi haza zaman. Ne var Necati sonunda? Elifle ne? Nun çok güzel. Ve kesuret fihil humumu vel ahzan. Orada ne var? Elif nun. Bak kafiye birbirini tutuyor. Yani fasıla diyelim. Bu zamanda diyor himemler zayıf olmuş. Hemler, hüzünler çoğalmış. Ve kalle fihil musa'ibu minel ihvani. Musa'id yardım eden. Telifte, derste, okumakta, okutmakta. İhvan yardım eden ihvanlar çok ne olmuş? Az olmuşlar. Vakan ne azdır? Fihi bu zamanda. Ne azdır? El-musa'idu, el-muavvinu yardım eden minel ihvani ihvanlardan. Bakın ihvanın sonu nedir? O da elif, nur. İhvan, ahın cemidir. İhvet de ahın cemidir. Aradaki fark ihvet innemel mu'minune ihvetun. Din kardeşlerine ihvet denilir. Nesep kardeşliğine rada yani sütten dolayı kardeşliğine de ihvet ihvan denilir. Bak burada ihvandır. Çünkü neyi kastediyor? Dindeki kardeşleri kastediyor. Yoksa nesebdeki ana babadan kardeşleri biz ne etmiyor? Tam tersini söyledik. Yani. Niye? Biz ihvete nesep dedik. Yok. İhvete din dedik. Ben o zaman yanlış söylemişim. Bak innemel mu'minune ihvetun. İhvet din kardeşlerine deniliyor. İhvan nesep ve süt kardeşlerine deniliyor. Bildiniz değil mi? Unutmayın. Unutursanız innemel mu'minune ihvet. Burada o zaman ihvet demesi gerekmez mi? Nerede? Burada. Doğru. Bak. Vezin için mi ihvan için? Burada vezin için. Bak Muhammed söyledi. Burada normalde ihvet demesi daha nedir? Uygun. Ama kafirlerin birbirini tutsun diye ihvan demiş. Bir de benim söylediğim hani ihvet budur. İhvan şudur. Bunlar asıl manaları ama birbirlerinin yerine ne yapıyorlar? Kullanırlar, biliyorlar. Elfazlar emaneten birbirleri yerine ne yapıyorlar? Kullanılıyorlar. Anlaşıldı değil mi? Asıl fark odur ama burada ihvan din kardeşleri. Hatta müsannıfların çoğu talebelerine ihvan diyorlar, ihvet diyorlar. Hedmun nefs
için. Efendimiz de kendi arkadaşlarına eshablarım ya eshabi diyordu. Festehertullah'a madem muvarakatın öyle sıkıntısı var, zamanın da öyle sıkıntısı var. Festehertullah'a ben Allah'a istihare ettim. İstihare talebul hayr demek. Ben hayri Allah'tan talep ettim. Hangi konuda? Fişerhil verakati. Bu verakat kitabını, bu ne? Verakat kitabını şerh etme konusunda ben Allah'a istihare ettim. İki rekat namaz kıldım. İstihare niyetiyle. Ve istihare duasını yaptım. Ya Rabbi böyle bir şerh yapma niyetim var. Hayırlı ise bana müyesser eyle. Hayırlı değil ise onu benden, beni ondan uzak tut diye istihare ettim. Hangi konuda istihare ettim? Verakat kitabının şerhi hakkında istihare ettim. Ama verakatın şerhi nasıl bir şerh? O da mahallinin şerhi gibi. Hayır. Bi ibaretin vadihatin, vadih bir ibareyle. Böyle İdris'in anlayabileceği, Murad'ın anlayabileceği, öyle değil mi? Necati'nin anlayabileceği bir ibareyle. Zor mu demeyin. Böyle açık göreceksin. Böyle ekmekle peynir gibi gelir size inşallah. Münebbihetin, böyle uyarıcı, talebeleri uyaran, talebelerin dikkatini çeken bir ibareyle şerh yapmak konusunda Allah'a istihare ettim. O şerh münebbiyetin talebeleri uyarıyor. Neyin üzerine uyarıyor? Ala nüketi şerhil mezkuri ve fevaidi. Bakın. Bu kurretül ayn neyin şerhidir? Verakatın. Ama neyin noktalarına uyarı yapıyor? Mahallinin şerhine. Bak. Verakatın şerhidir. Aynı zamanında verakatın şerhi olan mahallinin şerhinin noktalarına da işaret ediyor. Münebbiyetin ala nüketi şerhil mezkur ve fevaidihi. Bu şerh-i mezkur yani mahallinin şerhinin nüketlerine, faydalarına dikkat çeken, tenbih yapan, talebeleri uyaran şekilde verakatın şerhini yazma, öyle bir şerhi yazma konusunda Allah'a istihare ettim. Muhammed anladın mı? Evet. Zaten bu verakatın şerhidir. Aynı zamanda mahallinin şerhinin de şerhi oluyor. Mana itibariyle. Bakın bi haysu öyle şerh-i mezkur mahallinin şerhinin nüketlerine, faydalarına öyle işaret yapıyor ki bi haysu yakun haza şerhu oluyor bu şerh. Şerhanil verakati hem verakatın İmam-ül Haremen'in verakatının şerhi oluyor. Veli şerh-i mezkur bu zikredilen şerh. İmam-ül Haremen'in şerhine de ne oluyor? Şerh oluyor. Hem metnin şerhi hem verakatın şerhi oluyor. Zahiren, serahaten verakatın şerhidir. Ama mana itibariyle mahallinin şerhinin de şerhi olur. Niye? Çünkü onun nüketlerini de açıklıyor. Onun faydalarını da beyan ediyor, idah ediyor. O zaman ve yahsul hasıl oluyor. Bizalike bu şerh ile. El intifa'u, intifa faydalanmak ortaya çıkar, faydalanmak hasıl oluyor. Kime faydalanmak, kimin için? Kimin için fayda hasıl oluyor? Lil mübtedi ve gayrihi. Mübtedi sizin gibi okuyanlar, gayrihi bizim gibilere faydalıdır. İnşallahu ta'ala. Ve yahsulu bizalike. Bu şerh ile el intifa'u fayda hasıl oluyor. Lil mübtedi ve gayrihi inşallah. Sade mübtedilere değil, size de, bize de, hepimiz buna muhtaçız. Ama diyor, ve la e'dilu an ibareti şerhil mezkur. Mezkur şerhin ibaresinden ben ödül yapmıyorum. Dönüş yapmıyorum. Yani mahallinin şerhinin ibaresi neyse, o uslub üzerine gidiyorum. Onun ibaresinden sağa sola kaymıyorum.
İlla ancak bunun için kayyarım. Li tagyiriha, o ibareyi değiştirip bi evdahi minha, o ibareyi daha evdahiyle değiştirmek için odur ediyorum. Yani gaye mahallinin ibaresi neyse, ne diyorum Muhammed? Onun aynısını getiriyorum. İlla onu daha evdahiyle, daha zahiriyle değiştirmek için bazen değiştiriyorum. Yani ya mahallinin ibaresini aynısını getiriyorum, ya onunkini kaldırıp yerine ondan daha evdah, daha açık getiririm. Murad oldu mu olmadı. وَلَا اَعْدِلُ اَنْ اِبَارَةِ الشَّرْحِ الْمَذْكُرِ اِلَّا لِتَغْيِرِهَا تَغْيِرِ الْاِبَارَةِ بِاَوْدَحِ مِنْهَا وَاِبَارَةِ اَوْ لِزِيَادَةِ فَائِدَةٍ yahut da ziyade bir fayda. Mahallinin şerhinden, mahallinin ibaresinden anlaşılmayan bir faydayı, zayide bir faydayı ifade etmek için, ortaya koymak için onun ibaresinden başka ibareye dönüş yaparım, ödür yaparım. وَسَمَّيْتُهُ ben bu kitabımı Allah'la, tabi kısa kesiyor, Allah, böyle bir şey yazma konusunda Allah'la istihare ettim. İstiharem olumlu çıktı ve böyle bir şerhe başladım. Yazdım, bitti. وَسَمَّيْتُهُ isimlendirdim. قُرَّةَ الْعَيْنِ لِشَرْحِ وَرَقَاتِ اِمَامِ الْحَرَمَيْنِ قُرَّةُ الْعَيْنِ hani göz aydınlığı, gözün gözleriniz aydın olsun, gözün aydınlansın. Göz nuru manasına kullanılır. Aslında kurret dinmek. İnsan üzülürse, mahzun olursa ağlar, gözyaşı döker. Ama sevinçli olursa, neşeli olursa gözü karar tutar. Ha, burada artık kurretul ayn demek, göz nuru demek. Ve semmeytu kurretel ayn. Elifanla mudafu ileyye iveddir diyebiliriz. Kurrete ayni talabeti. Veya kurrete ayni benim gözümün nuru da diyebilir. Yani oradaki elifanla neye iveddir deyseniz olur. Lişerhi verekatil imamil haremmeyn. Bu kitabın ismi Kurretul Ayn. Lişerhi verekatil imamil haremmeyn. Lişerhi de olabilir. Bişerhi de olabilir. Sinki nedir? Lişerhi. Bak burada bir şerhidir, bir şerhi daha iyi. Hani genellikle bu gibi yerlerde bak kullanılır. Kurretel ayn bi şerhi verekati imamil haramin. Bak yaparsanız daha iyi olur. Wallahu subhanahu el mes'ul. Allahu zülcelal mes'uldür. Mes'ul ne demek Necati? Kendisinden bir şeyler istenilen demek. El-Mes'ulü'deki elifan mudafu ileyye iveddir, yadır. Yani Wallahu Subhanehu Mes'uli. Allahu Zülcelal benim mes'ulümdür. Yani Allah'tan her şeyimi istiyorum. Benim mes'ulüm, istediğim, müracaat ettiğim, ihtiyaçlarımı arz ettiğim kişi kimdir? Allah'dır. Wallahu Mubtada El-Mes'ulü Haber. İkisi de mubtada haber, elif lamla nedir? İdris marife. Mubtada haber, ikisi marife olunca hasri ifade ediyor. Benim mes'ulüm Allah'dır, Allah'tan başkası değil. Onu bilin, bir de mes'uldeki elif lam mudafu ileyye iveddir. Peki Allah senin mes'ulündür. Hangi konularda Allah senin mes'ulündür? Yani Allah'dan neyi istiyorsun? Fi bulugil me'muli. Me'mul, emel ettiğim. Umduğum şeye ulaşmakta mesulüm Allah'tır. Yani Allah'tan sual ediyorum ki beni istediğime ulaştırsın. İstediği nedir? Bu kitabın bitmesidir, talebelerin faydalanmasıdır, fayda görmesidir ve kıyamete kadar benim için sadaka cariye olmasıdır. İnşallah kıyamete kadar kendisine sadaka cariyedir. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Bakın, el-mes'ulu fi bulugil me'muli. İkisinde de eliflam mudafu ilhiyaya iveddir. Wallahu subhanahu mes'uli fi bulugi me'muli. Ya hasfe gidiyor, eliflam ived oluyor, ihtisar için. Bakın, wallahu subhanahu el-mes'ul.
Sonunda hangi harf var? Necati? No. Aferin. Necati'de büyük gelişmeler var. Fi buluğil me'mul. Orada da ne var? Orada da vavlam, orada da vavlam. Fasileler aynı. Kafiye nezimlerde denilir. Fasile böyle nesr ibarelerinin son cümlenin harflerinin birine uyması demek. Ve huve hasbi, Allahu Zülcelal benim kafimdir. Yani ve huve kafi. Ve ni'mel vekilu huve, Allah ne güzel bir vekildir. Ve huve hasbu ni'mel vekil, bir ders kadar bunun üzerine uzatılan bilir. Ama şimdi yeri değil. Yeri gelince inşallah orada öğrenirsin. Siz burada bu kadar bilin. Ve huve hasbi, Allah bana kafidir. O, bu makabildeki cümlenin illeti manasındadır. Niye senin mesulün, buluğul me'mulde niye mesulün Allah'dır? Çünkü Allah bana kafidir. Madem kafiyse ondan başkasında niye isteyeyim? Ve ni'mel vekilu, Allah nedir? Güzel bir vekil. Kim ona tevekkül ederse ona kafi gelir. Çok güzel bir vekil. O zaman ben onun gayrisine niye tevekkül edeyim? Ve huve mutlada hasbi haber. Ni'me fiil medeh el vekilu faal. Mahsusu bil medeh mahzuf huvedir. Bildiniz değil mi? Hele söyle kim bunu terkim yapabilir? Söyleyin. Tamam. Hasbi haber. Takdiren veya mahalen merfu. Haber olur ya mudafum ileyhi olur. Bu cümle muhteridedir. Sonunda gelmiş. İhtirat bazen ortada gelir, bazen sonunda da gelir. Bu cümle muhteridedir. Ve ni'mel vekil. Ni'me fiil. Fiyalı bilmedi. Tamam. El vekilü faili. Çok güzel. Ve maksusu bilmedi hasıl etmiş. Tamam. Peki o huve terkibinden ne olur? Huve muhteda. Ni'mel vekilu. Makabildeki cümle ona ne olur? Haber olur. İki üç terkibi var. Biri budur. Tercemetül İmamil Cüveyni Rahimeullah. Bugün bitirseydik olurdu. Ağır gelmesin diye. Bugün burada dururuz. Yarın da Kalil Musanife kadar. O az kalan miktarı da yarın bir ders yaparız. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. يا لغتي عربي.